Çok değerli hemşirelerimiz, ebelerimiz, sağlık sektörümüzün değerli çalışanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyor. Dünya Hemşireler Günü'nde Büyük Türkiye Buluşması adı altında 81 vilayetimizden başkentimize Ankara'ya gelen ebe ve hemşirelerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Böylesine anlamlı bir günde, bu güzel programda bizleri buluşturan Sağlık Sene, Sayın Başkan ve yönetimine, Sağlık Bakanlığımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. ...12 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hemşireler Günü'nün en başta hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, sağlık sektörümüze, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette yine bu anlamlı gün bizim için farklılık arz ediyor. Buradan tüm hemşire ve ebe kardeşlerime, çünkü Türkiye'deki tüm hemşirelerimizin, ebelerimizin buraya gelmesi mümkün değil. Şu anda görevlerinin başında olan nice, yüzlerce, binlerce kardeşlerimiz var. Onlara da şahsım, ülkem ve milletim adına başkentten selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnsan hayatı için, hayat kurtarmak için, hastalıklara şifa bulmak için mücadele eden her kim varsa bilinmelidir ki o kişi kutsal bir görevi ifa ediyor. Onun için sizlerin yeri, konumu çok farklı. Sizler sadece birikiminizle, eğitiminizle, becerilerinizle değil, insanlara açtığınız gönlünüzle, yüzlerinizdeki o tebessümle kutsal bir görevi, insana ait en güzel mesleği icra ediyorsunuz. Ne büyük zorluklar yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. Ulaşılmazlara ulaştığınızı, uzak demeden, ücra demeden ihtiyacı olanlara nasıl el uzattığınızı çok iyi biliyoruz. İşinizi yaparken ne zorluklara katlandığınızı, nasıl fedakarlıkta bulunduğunuzu az önce ekranda da izledik. Bunları da gayet iyi biliyoruz. Bütün zorluklara rağmen, bütün o çilelere rağmen, İnsanların en güzel anlarına tanıklık ettiğinizi de biliyoruz. Kötü anları bir tarafa bırakalım. Bebekler dünyaya geldiklerinde belki annelerinden önce sizleri görüyor. Ameliyattan dünyaya yeniden gelmiş gibi uyanan hastalar önce sizleri görüyor. En zor anlarında bir şefkat eli bekleyen yaralılar önce sizleri görüyor. Sizin adınız ne biliyor musunuz? Sizler umudun adısınız. İşte onun için her birinizden tek tek Allah razı olsun diyorum.
Her birinize tek tek teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum. Hemşirelik mesleği kendine özgü kanunu olan bir meslek. Biz 2007 yılında bu kanunu inceledik. Lisans üstü eğitim alan hemşirelerimize uzman hemşirelik yolunu açtık. Cinsiyet ayrımını kaldırarak erkeklerin de hemşire olabilmesini sağladık. 2010 yılında hemşirelik yönetmeliğini yayımlayarak hemşirelerimizin görev, yetki ve sorumluluklarının daha net bir şekilde belirlenmesini sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışmalarımızı sürdürecek, sizlerin daha iyi şartlarda çalışmanızı temin edecek adımları atmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, az önce de burada Sayın Başkan ifade etti. Yani ön lisans olarak 2 yıllık eğitimden sonra bunu 4'e tamamlama noktasındaki sıkıntıyı gündeme getirdi. Bu konu, ben şu anda bakanıma talimatı veriyorum. Bakanımın ve bizim görevimiz olacak. İnşallah bununla ilgili yasal değişiklik neyse bunu süratle yaparak bunun önünü inşallah açacağız. Ve bunun zaten mantığı yok. Bunu tamamlamak suretiyle de bu kardeşlerimizin 4 yıla tamamlamasını inşallah sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, daha çok yakın bir zamana kadar, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesine kadar sağlık sistemimizin, sağlık sektörümüzün ne kadar işler acısı bir durumda olduğunu sizler en az benim kadar biliyorsunuz. Ama bir vatandaş Erdoğan olarak ben çocukluğumda çektiğim çileleri biliyorum. Rahmetli anneciğim tabii hastanede beklememek için beni önceden Ok Meydanı SSK Hastanesi'ne gönderir. Beni önceden Ok Meydanı SSK Hastanesi'ne gönderir. Ben de orada kuyruğa girerdim. Numarayı alırdım. Ben numarayı aldıktan sonra anneciğim gelir, o numaranın geleceği duruma göre, çünkü sabah 6'da 7'de gidip kuyruğa girmen lazım. Anneciğim tabii kardeşlerimi de hazırlayacak. Ben numarayı aldıktan sonra eve dönerim. Ondan sonra annem de numarasıyla hastaneye gelir, tedavisi ne olurdu, muayenesi ne olurdu daha doğrusu. Bugünleri yaşadık. Bakın oralardan nereye geldik? Artık elektronik sistemlere geldik. Nerede muayene olacaksın? Nasıl muayene olacaksın? Sonra hele hele ne günler ya Rabbim. Ya bir röntgen için 7 ay sonraya gün verirlerdi. 6 ay sonraya gün verirlerdi. Ya bu Afrika ülkelerinde bile yok ya. Biz bugünleri yaşadık bu ülkede. Ama şu anda hamdolsun bunların hepsi tarih oldu. Geride kaldı. Hastaneye düşmek, hastaneye gitmek, sağlık hizmeti almak insanımız için adeta bir çileydi. Rehine bunları yaşadı bu ülke. Çok dostlarımız hastanelerde rehine alınırdı ve biz onları kurtarmak için devreye girerdik. Belediye başkanlığımda bile İstanbul'da telefonla rehine kurtardığım günleri hatırlıyorum. Bu ülkede bunları yaşadık.
Türkiye'de yıllarca hastane kapılarındaki dram ve trajediler ekranlara taşındı. Manşetlerde yürek parçalayıcı öyküler okuduk. Allah'a çok şükür ki bizler bu tabloyu değiştirdik. Gelince ilk işlerimden bir tanesi şu oldu. Hangi hastanede bir rehine haberi alırım, oradaki başhekim kusura bakmasın, hadi güle güle. Olamaz. Az önce başkan Kanuni'nin o muhteşem ifadesini söyledi. Neydi o? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Düşünebiliyor musunuz? Devleti Aliye-i Osmaniye o kadar güçlü bir devlet ve o güçlü bir devletin bedeli ne? Bir nefes sıhhat. Sağlıklı bir nefes ondan daha değerli. Bu kadar önemli bu iş. Bu iş bir şeyle değişilmez. Onun için değerli kardeşlerim, öyle bir adım atalım ki dedik, bu ülkede inşallah bunların önünü açalım. Şunu çok açık net, bir başbakanınız olarak değil, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sizin verdiğiniz hizmetin bedeli olmaz. Bunu bir defa biliniz. Bu kadar verdiğiniz hizmet önemli, değerli. Sizinki bir aşktır. Çünkü bu iş öyle kolay kolay yapılmaz. Ama bir sevdanız olunca yapılır. İşte az önce yine ekranda onu da gördüm. Şimdi ben burada, orada görüyorum kardeşimin halini. Biliyorum ki onun da bu işte farklı bir heyecanı, farklı bir aşkı var. Ama bir şeyi kaldırdık. SSK'lı, Bağkurlu, emekli sandığına bağlı vatandaş ayrımını bu ülkede ortadan kaldırdık. Memurun ayrı, işçinin ayrı, esnafın ayrı hastanesi yok. Şimdi Ahmet Bey kızacak biliyorum. Ama şimdi bir şey söylüyorum. Başarabilsem var ya, bir şeyi başarırım. Nedir o biliyor musun? Dünyanın hemen hemen hiçbir gelişmiş ülkesinde, gelişmekte olan ülkelerinde de işçi memur ayrımı yoktur. Çalışanlar vardır. Hani şimdi diyorsunuz ya, işte döner sermaye ek filan, bunların hepsi çalışanlar olayında ortadan kalkar. Hiç böyle bir sıkıntı kalmaz. Çünkü ne söyleniyor dikkat edilirse, memur için hayatında işte kimisi diyor ki çalışırken onlar bizden fazla alıyor. Bazıları diyor ki emekli olduğu zaman fazla alıyor. İşçi diyor ki ben işte çalışırken fazla alıyorum, emekli olduğum zaman az alıyorum. Böyle bir karmaşa var. Ve dünyanın hiçbir ülkesi, bakın bu kadar açık söylüyorum, hiçbir ülkesinde işçi memur ayrımı diye bir şey kalmadı. Sadece Türkiye'de var. Bizim bunu kaldırmamız lazım. Bunu kaldırdığımız anda Türkiye'de bu denge adil bir yere rahatlıkla oturacaktır. Ve o zaman inanıyorum ki emeklilik öncesi, emeklilik sonrası skalalar çok daha feasible hale gelecektir. Kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber hiçbir vatandaşımın hastane kapılarında farklı bir muamele görmesine tahammül edemiyoruz. Hastanelere gideriz, ziyaret yaparız. Ziyaret yaptığımızda bakıyorum benim köylü vatandaşım bize dualar ediyor. Niye biliyor musunuz? Ah diyor. Ya siz diyor bu hastanenin kapısını bize açmasaydınız ben gelip de burada bypass ameliyatı nasıl olacaktım diyor. Bunu övgüyle anlatıyor. Ama geçmişte böyle bir şey olabilir miydi? Doktora, ilaca ulaşamıyordu vatandaş. Artık o manzaralar çok geride kaldı. İnersin hastanenin eczanesine, SSK zamanları,
Şimdi beyefendi, hani ben genel müdür diye takılıyorum ya, kızıyor tabii, rahatsız oluyor. Yani ya senin genel müdürlüğün zamanında ben o eczaneye iniyordum, eczaneden doktorun bana verdiği ilaçları bulamıyordum ya, yoktu o ilaçlar. Bunları siz değerli kardeşlerim de hep yaşadınız. Yani doktor bana 4 tane 5 tane ilaç yazıyor, ya ikisi var ya üçü var, diğerleri yok. E nerede diğerleri? Eczacı hanım diyor ki maalesef ihale diyor daha yapılmadı. Veya ihale yapıldı daha ilaç gelmedi. E ne yapacağım? E paranla alacaksın diyor. Şimdi böyle bir şey var mı? Gidiyorsun istediğin eczaneden ilacını alabiliyorsun. Hamdolsun. Hep beraber ama. Bu hep beraber. Ve artık boynu bükük hastane kapılarından insanımız dönmesin istiyoruz. Eksiklerimiz yine yok mu? Var tabii. İnşallah bunlar da aşılacak. Çünkü biz insanımıza bir söz verdik. Dedik ki bizler Türkiye'yi 4 temel üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 4 temel. Çünkü eğitim çok çok önemli. Onun için eğitimde yoğun yatırımlar yapıyoruz. Sağlık aynı şekilde. Farklılığımız ortaya çıkıyor. Adalette öyle. Emniyette öyle. Şu son 12 yıllık dönemimize bir bakın, inceleyin. Şu 4 temel alanda çok önemli eserler kazandırdık. Bakın şu anda önümde bir hazırlık var. 10 milyon değerli kardeşlerim tablet bilgisayarın ihalesine hazırlanıyoruz. 10 milyon. Ve tüm okullarımızın etkileşimli tahtalarının ihalesine hazırlanıyoruz. Artık yavrularımız elinde tablet bilgisayarla okuluna gidip gelecek. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunları bitirmenin gayreti içerisinde olduk. Bilemediniz 4 yıl. Çünkü Türkiye modern dünyanın yakaladığı hangi imkanlar varsa hepsini yakalayacak. Şunu çok iyi biliyorum ki bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşüm hamleleri, yapılan reformlar, sessiz devrimler sayesinde bizler hem hükümet olarak hem de kişisel olarak halkımızın, insanımızın hayır dualarını alıyoruz. Bunların her biri son derece hayati olan, insanımızı son derece yakından ilgilendiren ve hayatını doğrudan doğruya etkileyen alanlar. Bir hükümet bu alanlarda iş üretmiyorsa, halkın isteklerini karşılamıyorsa, insanımızın taleplerine, ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, inanın o hükümetin uzun yıllar görevde kalmasının imkanı yoktur, olamaz. Bizler bunu çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren de bu şuurla çalıştık, bu anlayışla görev yaptık. İnsanımız için her türlü fedakarlığı bir görev telakki ettik. Değerli kardeşlerim, bu 4 alandaki meselelerin, sorunların üzerine kararlılıkla eğildik, çözümler ürettik. Şunu çok iyi biliyoruz değerli kardeşlerim. Sağlık hizmeti demek sadece hastane yapmak değildir. Bunu kabul ediyorum. Sağlık hizmeti demek sadece ambulansları, cihazları hizmete almak değildir. Sağlıkta da asıl olan doktoruyla, hemşiresiyle, eczacısıyla, teknisyeniyle insandır. Yani sizsiniz. Sadece yapıya, sadece araca, cihaza yatırım yapmak hizmetin kalitesini yükseltmez. İşte onun için 12 yıl boyunca altyapı kadar insan kaynağımıza da önemli yatırım yaptık. Bakınız 2002'de biz göreve geldiğimizde sağlık alanındaki insan gücü sayısı 267.706 idi. Bu rakam bugün ne oldu biliyor musunuz? 621.125'e yükseldi. Yani sağlıkta insan kaynağını %232 artırdık. Yeterli değil. Bakın şimdi biz biliyorsunuz sağlık bilimleri üniversiteleri kuruyoruz.
Niye? Sağlıkta yeni elemanlar yetiştirelim. Bunun için. Ve buna destek veriyoruz. 2002'de 20.021 olan kamudaki uzman hekim sayısı bugün 35.174. Aynı şekilde 24.588 olan pratisyen hekim sayısı ise asistan hekimler dahil olmak üzere bugün 38.519'a yükseldi. 2002'de kamu hastanelerinde 3.211 diş hekimi vardı, bugün 7.352'ye yükseldi. Yine biz görevi devraldığımızda kamuda 86.764 ebe ve hemşire vardı. Bu sayı bu yıl itibariyle 140.034'e yükseldi. Yeterli mi? Değil. İşte biz göreve geldik. Çok önemlisi ya. Sağlık meslek liseleri kapatılmıştı ya. Sağlık meslek lisesi. Niye kapattınız? Sorduk. Dediler ki işte efendim meslek liselerinin geleceği yok. Ne demek yok? Ne yaptık? İşte görüyorsunuz. Kat sayıyı kaldırdık. Ve sağlık meslek liselerinin görev alanlarını bir defa genişlettik. Bundan böyle sağlık meslek lisesi mezunları da istediği üniversiteye gitme şansına sahip oldu mu? Oldu. Ve havuzumuz şimdi genişledi. Rahatladı. Ya bunlar bu milletin evlatlarına, o Anadolu'nun yavrularına kapıları kapattılar. İşte şimdi bunlar genişliyor, yayılıyor. Elbette devrim niteliğinde bir uygulama olarak kabul edilen aile hekimliği uygulaması ile de sağlık alanında görev yapan personelimize aile hekimlerini de dahil ettik. Bu da bir ilk. 2014 Nisan ayı verilerine göre 20.684 aile hekimi şu anda ülkemizde hizmet veriyor. İktidara geldiğimizde kamu hastanelerimizdeki nitelikli yatak sayısını bugün burada açıklamam lazım. 6.839'du. Bugün bu sayı ne oldu? 45.241. Biz görevi devraldığımızda kamu hastanelerimizdeki MR sayısı sadece, Türkiye'yi söylüyorum, 18. MR sayısı 18. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Kamu hastanelerimizde toplam 251 adet MR cihazıyla hizmet veriliyor. 18'den 251'e. Son 12 yılda bilgisayarlı tomografi sayısı 121'den 436'ya. Ultrason cihazı 495'ten 2648'e çıktı. Kamuda diyaliz cihazı sayısı 1510'du. Şimdi 4746. Görevi devraldığımızda 617 ambulans vardı. Şimdi 6 kat artışla 3935 ambulans hizmet veriyor. Bu ambulanslarda taşınan yıllık vaka sayısı ne biliyor musunuz? 351.000'den 9 kat artışla 3,5 milyona yükseldi. 12 yıl önce Türkiye'de bu alanda ne helikopter vardı, ne jet ambulans vardı. Uçak yok. Ama bizim iktidarımızda Türkiye helikopter ve uçak ambulansla da tanıştı. Bugün 3'ü uçak, 17'si de helikopter ambulans olmak üzere 4'te deniz ambulansı ile sağlık hizmetlerimiz en iyi şekilde sunuluyor. Kardeşlerim, bu arada tabii bir şey daha söylemem lazım. O da şu. Az önce söylendi. Bunun üzerinde de çalışmayı yaptıracağım. Bu da yıpranma payı ile ilgili konu.
Yıpranma payını ne kadara ne kadar vereceğiz? Sordum. Dedim ne kadara ne kadar? Dediler ki 5 yıla 1 yıl. Sendikacını söyledi. Bak siz demek ki bu işin değerlendirmesini iyi yapmadınız. Yaptınız mı? Yaptık diyorlar. Tamam, peki. Ben de arkadaşlarıma talimatı vereceğim. 5 yıl hizmeti olanın 1 yıl yıpranma payı olacak. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Evet, Mehmet Bey. Bunu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte el ele yürütüyoruz. Ve bir an önce inşallah, zannediyorum bu meclisin kapanışına kadar bu yetişmeyebilir. Ama yeni yasama yılına inşallah bu yetiştirilir. Şimdiden ön hazırlıklarının yapılması lazım. Değerli kardeşlerim, tabii sağlık tesisleri alanında da yine rekorlar rekora koşuyoruz ama en büyük sevdam şuydu. Bu ta göreve geldiğimizden beraber isteğimdi, bu şehir hastanelerini kurmak. Gerçekten en büyük sevdam idi ama şimdi temellerini attık ve hamdolsun yavaş yavaş yükselmeye başladılar. İlk etapta 30 büyük şehrimizde bu şehir hastanelerini kuracağız. Ve bunlarla artık istiyorum ki Türkiye'den dünyanın değişik ülkelerine bizim hastalarımız gitmesin. Bütün hastalarımız inşallah burada tedavi olabilsinler. Çünkü bu hastaneler tüm altyapısıyla ve insan unsuruyla dünyaya örnek teşkil edecekler. Şu anda rüyalarım bu. Hayalim bu. Bununla örnek olacağız. İstiyoruz ki hasta yemyeşil, temiz, düzenli bir kampüse girsin. Oradan oraya koşturmadan bütün işlerini bu kampüsün içerisinde halletsin. Yatacaksa konforlu, temiz, modern odalarda yatsın. Ve oteli de orada olsun. Refakatçisi de geldiği zaman o otelde kalabilsin. O imkanları da olsun. O da mağdur olmasın. O da orada kalsın. İşte şehir hastaneleriyle vatandaşlarımıza bu kaliteyi getiriyoruz. Bunun için adımlar atıldı, temeller atıldı, inşaatlar yükseliyor. Şu anda yapımı devam eden 10 adet sağlık kampüsü şehir hastanesi var. Öte yandan ihalesi tamamlama aşamasında olan 5 hastanemiz daha var. Bunlara ihale aşamasında olan 3 adet hastane ve ihaleye çıkılacak olan 46 hastane eklenecek. Bütün bu hastaneler, bu kampüsler, bu tesisler tamamlandığında, bu hayallerin biri gerçeğe dönüştüğünde toplamda 52 bin yatak kapasiteli 64 adet hastaneyi ülkemize, insanımıza, sağlık sektörümüze kazandırmış olacağız. Evet, biz bunları yapıyoruz. Bunları gerçekleştiriyoruz değerli kardeşlerim. Biz gecemizi sizlerle beraber gündüzümüze katıyoruz. Biz sizleri yalnız bırakmıyoruz aslında. Ve 2023 yılında artık Türkiye inşallah dünyanın ilk 10 ülkesinden bir tanesi olacak. Bir gün cuma namazına Sultanahmet Camii'ne gitmiştim. Ve namazdan sonra çıktım. Arkada baktım bir turist grup var caminin içinde. Ve bu turist grup bana kendileri şöyle selam vererek ondan sonra
İşte welcome please, welcome please filan dediler. Ben de kendilerine gittim, yanlarına. Yaklaştıktan sonra dediler ki, siz bu sağlık reformunu nasıl yaptınız? Ben de kendilerine anlattım. O sırada benim Amerika seyahatim vardı. Onlar da meğerse duymuşlar. Dediler ki, bu sağlık reformunu bir de Sayın Obama'ya bir anlatsanız dediler. Fakat tabii Sayın Obama, o da bu reformu çıkarmayı çok arzu etti, çok istedi ama devamlı kongre hep engel koydu. Her şeye rağmen işte kongreden yine bir şöyle yarım yamalak geçirdi gibi ama hala sıkıntı var. Ama biz hamdolsun Türkiye'de sağlık reformunu hallettik. Size sevgimiz büyük. Size saygımız büyük. Allah yar yardımcımız olsun diyoruz. Sizlere kalın sağlıcakla diyoruz. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zatenlerini bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, yılın annesi, yılın hemşiresi, yılın ebesi ödüllerini takdim edeceklerdir. Değerli konuklar, ailesinde birinci derecede bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olanların, onlar için bakım izni alınmasının öncüsü olan Sayın Ayşe Topçu Aslan Hanımefendi yılın annesi seçilmiştir. Ödülünü almak üzere kendilerini sahneye davet ediyorum. Tabii burada yine yani başhemşiremiz kreşlerden bahsetti. Tabii şimdi kreşlerden bahsederken benim sorumluluğum tabii haklı olarak kendilerinin haklı bir talebiydi. O da arttı. Çünkü hem üç çocuk diyeceksin hem de kreşler yok. Bu olmaz tabii. Yani bununla ilgili olarak da yine bakanımıza talimatı veriyoruz. Dolayısıyla bütün projelerde ve şu andaki mevcutlarda da bu kreş çalışmalarını inşallah hızlandırarak bunların da adımlarını atmamız şart. Bu bizim için ayrı bir görev. Ya. Bu uyarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Evet, yılın annesi Sayın Ayşe Topçu Aslan Hanımefendi'ye ödülünü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan takdim ediyorlar. Yeni doğan hemşirelik bakım standlarının belirlenmesine yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmaları kitaplaştırarak meslektaşlarının istifadesine sunan Sayın Berrin Ateş Hanımefendi yılın hemşiresi seçilmişlerdir. Ödülünü almak üzere kendilerini sahneye davet ediyoruz. Hastalarına yönelik yaptığı kanser taramaları sayesinde erken teşhis ile birçok hayat kurtararak yılın ebesi ödülüne layık görülen Keziban Bozdemir hanımefendiye yılın ebesi seçilmişlerdir. Ödülünü almak üzere kendilerini sahneye davet ediyoruz. Güzel anlarına tanıklık ettiğinizi de biliyoruz. Kötü anları bir tarafa bırakalım. Bebekler dünyaya geldiklerinde belki annelerinden önce sizleri görüyor. Ameliyattan dünyaya yeniden gelmiş gibi uyanan hastalar önce sizleri görüyor. En zor anlarında bir şefkat eli bekleyen yaralılar önce sizleri görüyor.
Sizin adınız ne biliyor musunuz? Sizler umudun adısınız. Günde bu güzel programda bizleri buluşturan Sağlık Sene, Sayın Başkan ve yönetimine, Sağlık Bakanlığımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. ...12 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hemşireler Günü'nün en başta hemşirelerimiz ve ebelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, sağlık sektörümüze, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette yine bu anlamlı gün bizim için farklılık arz ediyor. Buradan tüm hemşire ve ebe kardeşlerime, çünkü Türkiye'dekilerinizle değil, insanlara açtığınız gönlünüzle, yüzlerinizdeki o tebessümle kutsal bir görevi, insana ait en güzel mesleği icra ediyorsunuz. Ne büyük zorluklar yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. Ulaşılmazlara ulaştığınızı, uzak demeden, ücra demeden, ihtiyacı olanlara nasıl el uzattığınızı çok iyi biliyoruz. İşinizi yaparken ne zorluklara katlandığınızı, nasıl fedakarlıkta bulunduğunuzu az önce ekranda da izledik. Bunları da gayet iyi biliyoruz. Bütün zorluklara rağmen, bütün o çilelere rağmen insanların en güzel... Çok değerli hemşirelerimiz, ebelerimiz, sağlık sektörümüzün değerli çalışanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyor. Dünya Hemşireler Günü'nde Büyük Türkiye Buluşması adı altında 81 vilayetimizden başkentimize Ankara'ya gelen ebe ve hemşirelerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Böylesine anlamlı bir tüm hemşirelerimizin, ebelerimizin buraya gelmesi mümkün değil. Şu anda görevlerinin başında olan nice yüzlerce, binlerce kardeşlerimiz var. Onlara da şahsım, ülkem ve milletim adına başkentten selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnsan hayatı için, hayat kurtarmak için, hastalıklara şifa bulmak için mücadele eden her kim varsa bilinmelidir ki o kişi kutsal bir görevi ifa ediyor. Onun için sizlerin yeri, konumu çok farklı. Sizler sadece birikiminizle, eğitiminizle, beceriler